Değerli arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde verilen kaynakçı ödevini Zotero kullanarak nasıl meydana getiririz bunun üzerine durmaya çalışacağım. Zotero ile fişlediğimiz arkadaşlar eserleri e, Word dosyasına kaynakça şeklinde nasıl aktarırız bu konuya daha önce değinmiştim. Ama verilen mesela kaynakçı ödevlerini Zotero kullanarak nasıl yapabiliriz onu da göstermeye çalışayım. Şimdi eklediğimiz künyeleri, künyeleri arkadaşlar e, bir bir seçilen, önceden belirtilen bir atıf stilinin kaynakçasına göre kopyalayıp Word'a yapıştıralım ve ödevimizin nasıl yapılabildiğini görelim arkadaşlar. İlk başta mesela şu anki e, eserlerin yer aldığı şu mouse'la göstermeye çalıştığım alanda bulunan eserleri seçmekle işe başlayalım. Nasıl seçiyoruz? Ctrl A yaparak seçebilir üstümünü. Bakın CTRL e A yaptım seçtim. E, bunu tekrar başka şekilde yapıyorum. Mesela CTRL e tuşuna basarak mouse'la İstediğime tıklayarak istediğimi seçiyorum arkadaşlar. Bakın. Kitap seçiyorum. Makale seçiyorum. Evet. Peki ben bunları mesela nasıl şey yapacağım? Ee, yani Word'a aktaracağım. Word'da mesela benden istenen kaynakçı ödevini yerine getireceğim. Onu da hemen göstereyim. Böyle seçim gerçekleştikten sonra isterseniz başka bir seçim yöntemi de göstereyim. Mesela en üstteki e, diyelim ki mesela belirlenen bir alana tıkladıktan sonra o eseri seçtikten sonra Shift tuşuna basılı tutarak arkadaşlar Ok tuşuyla da aşağıya doğru hareket edersek ya da yukarıya doğru hareket edersek eserleri istediğimiz gibi seçiyoruz. Bakın ben bunları seçtim. Diyelim ki bakın aşağıya doğru indim seçtim. Seçtikten sonra sağ tıklıyorum arkadaşlar. Seçili eserlerden kaynakça yarat. Hemen bunu seçtikten sonra da karşıma bir pencere çıkıyor. Bu pencere bana diyor ki hangi atı stilinin kaynakçasını istiyorsun? Ben diyorum ki Chicago Manel Style. Full Note yani 17. sürümünün Full notu yani klasik dipnot sisteminin kaynakça yöntemini belirliyorum. APA'yı da belirleyebilirim. Daha değişik mesela şurada bulunan atı stillerinin e, kaynakçasını da elde etmiş olabilirim. Yani elde edebilirim. Ben bunu seçtim. Seçtikten sonra arkadaşlar buraya dikkat edelim. Burada bakın panoya kopyala. Şurada kaynakça olması lazım. Bakın notlar değil de kaynakça. Evet burada RTF olarak değil panoya kopyala. Bu panoya kopyala yani mouse bunu kopyalı bir şekilde alacaktır. Ondan sonra bizim istediğimiz yere yani board'da olsun, başka programda olsun, yazın programda olsun oraya yapıştırmamıza imkan tanıyacaktır. Hemen OK diyorum. OK dedikten sonra Zotero'nun ana programından çıkıyorum. Word belgesine geliyorum. Bir Word belgesi açıyorum. Açtıktan sonra da sağ tıklıyorum arkadaşlar. ya da CTRL V yapıyorum. Hemen yapıştırıyorum ve bir oradaki eserlerin kaynakça şekli direkt hemen Word belgesine yapışıyor arkadaşlar. Bu bizden istenen mesela lisans derslerinde, yüksek lisans derslerinde, doktora derslerinde belli bir konu konuda e, bizden istenen e, bu konu hakkında yapılacak olan literatür çalışmasında elde ettiğimiz eserlerin fişlenmesini e, Word belgesine mesela belirli belirli bir stil şeklinde aktarma işlemi arkadaşlar bu dersimizde işlediğimiz konu e, tekrar yapıyorum arkadaşlar burada kapatıyorum evet, kapattıktan sonra. Zotero'ya geliyorum. Diyorum ki mesela hocamız belli bir konuyla ilgili bize bir e, ödev verdi. Dedi ki şu konuyla ilgili bir araştırma yap, bir literatür taraması yap, bu topladığın literatürü e, fişle. Fişledikten sonra da bana işte Chicago, Manos, da APA apa gibi atıf sitelerinden bir tanesiyle ee, güzel bir şekilde sıralı bir şekilde Word belgesine kaydet getir göreyim de dediği an biz hemen ne yapacağız literatür taramamızı yapacağız yaptıktan sonra elde ettiğimiz makale kitap ya da değişik materyalleri Zotero'ya ekleyeceğiz düzgün bir şekilde künyelerini kaydedeceğiz ondan sonra da hocamıza ne yapacağız seçtik ee, yani elde ettiğimiz seçimi ne yapıyoruz seçiyoruz ya da böyle seçim gerçekleştikten sonra ki altında ki alttan da birkaç tane seçeceğiz. O nedenle de CTRL'ye basmamız lazım. CTRL ile mouse'u seçiyoruz arkadaşlar. Bakın seçtikten sonra sağ tıklıyoruz. Seçili eserlerden kaynakça yarat. Bunu yaptıktan sonra açılan pencerede e, stil yapıyoruz. Bakın mesela şimdi APA'yı seçiyor. Bakın A, P, A yani American Psychological Association. E, bunu seçiyorum. Seçtikten sonra kaynakça ve panoya kopyala sekmelerinin e, seçili olduğunu ayarlıyorum arkadaşlar. Ona dikkat ediyorum. Ondan sonra okey diyorum. Evet şu anda mesela istediğim yere kopyalayabilirim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bir Word belgesi açıyorum. Açtıktan sonra da sadece yapıştır yapacağım arkadaşlar. Göreceksiniz. Evet açıldı. Ben hemen ne yapıyorum? Ekle'den ee, özür dilerim. Gir, gi, girişten buradan yapıştır sekmesine tıkladığım zaman görüyorsunuz bakın. Bu da APA'nın atıf stili arkadaşlar. Seçmiş olduğum eserlerin e, kaynakçı olarak mesela e, APA stilinin kaynakçı stiline göre Word belgesine kaydediyoruz. Bu bir kaynakça çalışması arkadaşlar. E, bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde eee Zotero'da yüklemiş olduğumuz eserlerin künyelerini belli bir stile göre kaynakçaya çevirip yani kaynakçalarını alıp Word belgesine yapıştırdık. Bir istenilen kaynakça ödevini yerine getirmeye çalıştık arkadaşlar. Zotero kullanarak. E, herkese iyi dersler diliyorum arkadaşlar.